Bugün Eckhart Tolle'nin yazdığı Şimdinin Gücü adlı kitaptan bahsedeceğim. Bu kitap aşırı düşünme, endişe, kaygı, olumsuz düşünme gibi pek çok sorunu çözmenize yardımcı olabilir. Bölüm 1. Siz zihniniz değilsiniz. Vücudunuz tüm aletlerle donatılmış güçlü bir makinedir. Diğer tüm aletler gibi vücudunuzdaki aletleri de dikkatli kullanmanız ve işiniz bittiğinde yerlerine geri koymanız gerekir. Herhangi bir aleti durmadan kullanırsanız kırılacaktır. Kulağa uyulması gereken basit bir kural gibi geliyor, değil mi? Ancak en güçlü araç olan zihnimize mola vermeyi her zaman unutuyoruz. Zihnimizde sürekli şöyle bir konuşma geçer. İş bulamazsam ne olacak? Oh, yine faturaları ödemeyi unuttum. Sınavı geçemezsem ne olacak? Acıktım. Eve gidince ne yesem? Sürekli düşünmek çok tehlikeli bir bağımlılıktır. Bir şeye hayır diyemediğimiz zaman ona bağımlılık diyoruz. Düşünmeyi bırakabilir misiniz? Kapat düğmesinin nerede olduğunu biliyor musunuz? Eğer bilmiyorsanız, o zaman bir bağımlılığınız var ve bu sizi öldürüyor demektir. Mecazi anlamda söylemiyorum. Kelimenin tam anlamıyla sizi öldürüyor. Aşırı düşünmek, tüm acıların, stresin ve tatminsizliğin ana kaynağıdır. Çevremizdeki herkes bu bağımlılığa sahiptir ve bu nedenle bunun oldukça normal olduğunu düşünürüz, ancak kesinlikle değildir. Sokakta yüksek sesle konuşan birini görseniz ona deli dersiniz, ama düşüncelerimizi dile getirmiyor olmamız bizi o kişiden çok da farklı kılmaz. Eğer çok fazla düşünürseniz bu tekrarlayıcı, yararsız ve olumsuz bir hal alır. Kullanmanız gereken araç sizi kullanmaya başlar ve zihninizin kölesi haline gelirsiniz. Yazar, dikkatinizi sadece şimdiye vererek, şimdiki zamanda bulunarak fazla düşünmekten kurtulabileceğinizi söylüyor. Şu an sahip olduğunuz tek şeydir. Bunu basit işler yaparken uygulayabilirsiniz. Örneğin, ellerinizi yıkarken suyun ellerinize nasıl döküldüğünü izleyin. Sabunun kokusunu hissedin. Suyun sesini duyun ve havlunun yumuşaklığını hissedin. Başlangıçta bu çok kısa bir süre sürecek ve zihniniz geçmişten veya gelecekten düşünceler getirecektir. Bu olduğunda sadece zihninizi gözlemleyin. Yargılamayın, kızmayın, sadece zihninizin ne yaptığını izleyin. Zihninizi sanki başka bir insanı gözlemliyormuş gibi gözlemleyin. Yazar buna düşüneni izlemek diyor. Düşünen kişiyi izlediğinizde kısa bir süre içinde zihniniz olmadığınızı fark edersiniz. Bu iki farklı varlıktır. İşte zihniniz ve işte zihninizi izleyen siz. Daha fazla şimdiye odaklanma pratiği yaparsanız yakında zihninize güleceksiniz. Çünkü onun dikkatinizi çekmek için yaptığı hileleri göreceksiniz. Bölüm 2. Bilinç, acıdan çıkış yolu. Çocukluğumuzdan beri ne zaman olumsuzluk ya da acı yaşasak bunun bir kısmı içimizde kalır. Bir süre sonra birikir ve sonunda bir canavara dönüşür. Yazar buna acı bedeni adını veriyor. Bazı insanlarda acı bedeni her zaman aktiftir. Diğerlerinde ise acı bedenini uyandıran belirli kelimeler veya şeyler vardır. Örneğin, bazen birine basit bir şey söylersiniz ve o çok sinirlenir, hatta şiddete başvurur. Ona öylece bakarsınız ve bu kadar basit bir kelimenin onu neden bu kadar kızdırdığını anlayamazsınız. Eminim sizin de başınıza gelmiştir. Birisi bir kelime söylüyor ve tüm gününüz mahvoluyor. Bütün gün çok depresif ya da öfkeli olursunuz. Duygusal tepki, sizi kötü ya da kızgın hissettiren olaylardan ya da sözlerden çok daha büyükse, bilin ki bu acı bedenidir. Acı bedeni siz değilsiniz. O bedeninizde yaşayan ayrı bir canavar ve sizin dikkatinizle besleniyor. Her zaman kendisini siz olarak tanımlamaya çalışır ama asla siz değildir. Acı bedeni, dış deneyimlere dayalı olarak yaratılmış sahte bir kimlik olan egonuzun bir parçasıdır. Neredeyse hepimiz bir acı bedenine sahibiz. Önemli olan, onu ortaya çıkmadan ve kontrolü ele geçirmeden önce yakalamaktır. Eğer hazırsanız, ortaya çıktığında onu hissedebilirsiniz. Bazen bu çok depresif bir duygudur, bazen öfkedir ve birini nasıl döveceğinizi hayal edersiniz, bazen de korkudur. Dolayısıyla acı bedeni uyandığında orada kalın ve onu izleyin. Yargılamayın ve analiz etmeyin. Bunun acı bedeni olduğunu fark ettiğiniz ve onu izlemeye başladığınız anda sizi kontrol altına alamaz. Orada bulunarak karanlığa ışık tutarsınız ve acı bedeni orada bulunuşunuzun ışığında yaşayamaz. Eğer buna inanmıyorsanız o zaman küçük bir deney yapalım. Birkaç saniyeliğine konuşmayı keseceğim ve bu süre içinde zihninizi izleyin ve bana aklınıza gelen hangi düşüncelerin geldiğini söyleyin. Zihninizi bir farenin deliğinden çıkmasını bekleyen bir kedi gibi izleyin. Peki, herhangi bir düşünce geldi mi? Eminim ki hayır. Bir şeyler düşünmüş olsanız bile, muhtemelen bir düşüncenin gelmesi biraz zaman almıştır. Bu şimdinin gücüdür. Bu mevcut olmaktır. Gördüğünüz gibi, mevcut olduğunuzda zihniniz sizi kontrol altına alamaz.
Bölüm 3. Şimdinin derinliklerine doğru ilerlemek. Zaman ve zihin birbirinden ayrılamaz. Eğer zihni denklemden çıkarırsanız zaman da ortadan kalkar. Gezegende hiç insan olmadığını ve sadece bitkiler ve hayvanlar olduğunu düşünün. Eğer bir baykuşa gidip şöyle derseniz, "Hey, saatin kaç olduğunu biliyor musun?" Baykuş şöyle diyecektir. "Saat nedir? Zaman derken neyi kastediyorsun?" "Şimdi. Zaman şu andır. Başka ne var?" Geçmiş ve gelecek ay gibidir. Ayın kendi ışığı yoktur. Işığını güneşten alır. Aynı şekilde geçmiş ve gelecek de ışığı şimdiden alır. Şu an dışında yaşadığınız başka bir zaman dilimi yoktur. Bunu anladığımızda zamanı pratik bir araç olarak kullanabiliriz. Yazar buna saat zamanı diyor. Örneğin, bir yıl içinde bir hedefe ulaşmak istiyorsanız zamanı pratik amaçlar için kullanırsınız. Ancak sürekli olarak nihai hedefi düşünür ve şu anı unutursanız o zaman psikolojik zamanı kullanıyorsunuz demektir. Psikolojik zaman, geçmişimizdeki anılar ve geleceğimize dair öngörülerimizdir. Eğer bunun farkında değilseniz, kendinizi psikolojik bir zamanda yaşarken bulursunuz. Tüm stresin kaynağı, geçmişte ne olduğunu ve gelecekte ne olacağını düşünmeye dayanır. Eskiden gelecekte yaşardım. Sadece bir an önce o noktaya varmak isterdim. Çünkü geçmişin berbat olduğunu ve geleceğin beni daha mutlu edeceğini düşünürdüm. Gelecekte yaşadığınızda şimdiki anı göz ardı edersiniz. Ondan zevk almayı bırakırsınız. Sahip olmadığınız şeyleri istemeye ve zaten sahip olduğunuz şeyleri istememeye başlarsınız ki bu da bir çelişki yaratır ve hayattan nefret etmeye başlarsınız. Bu sizin hayatınızda nasıl işliyor? Yaptığınız tüm işler bir hedefe ulaşmak için bir araç mı? O işi alırsanız tatmin olacağınızı mı hissediyorsunuz? Hedefinize ulaşırsanız daha mutlu olacağınızı mı hissediyorsunuz? Kendinizi tamamlanmış hissetmek için her zaman bir şeylerin olmasını mı bekliyorsunuz? Bir hedefe ulaşmak asla mutluluk getirmez. Size bir örnek vereyim. Diyelim ki en büyük hedefiniz Everest'te tırmanmak. Helikopterlerin o kadar yükseğe uçamadığını biliyorum ama uçabilselerdi, bir helikopter sizi alıp Everest'in tepesine bıraksa, kendinizi mutlu hisseder miydiniz? Eminim cevabınız hayır olacaktır. Mutluluk zirveye ulaşmakla ilgili değildir. Everest'in dibinde kalmakla da ilgili değildir. Mutluluk yolculuktadır. Mutluluk şimdiki andadır. Bu yüzden sadece rahatlayın ve önünüzdeki şu anla başa çıkın. Zamanı geldiğinde gelecekteki sorunları çözeceksiniz. Zihninizin kontrolü ele almasına izin vermeyin. Eğer tüm sorunlarınız aniden ortadan kalkarsa, birkaç gün sonra zihniniz yeni sorunlar yaratmaya başlayacaktır. Bu doğru değil mi? Sorun yaratmak için zihnimizin zamana ihtiyacı vardır. Örneğin, aniden odanıza vahşi bir hayvan atlarsa, o zaman bu bir meydan okuma haline gelir. Kaçabilir ya da yaralanabilirsiniz ama bu bir sorun değildir. Çünkü bir şeyi sorun haline getirmek için her zaman zamana ihtiyacınız vardır. Böylece zihniniz onu düşünür ve bir sorun olarak tanımlar. Eğer henüz ikna olmadıysanız, lütfen bu soruya cevap verir misiniz? Bana şu anda hangi sorununuz olduğunu söyleyebilir misiniz? Bir saat içinde değil, yarın da değil. Bu anın nesi yanlış? Bir şey bulamayacağınıza eminim. Çünkü bir sorununuz olsaydı bu videoyu izlemek yerine onu çözüyor olurdunuz. Yazar, bu soruyu sorarak hapishanede özgürlüğü bulduklarını söyleyen ömür boyu mahkumlardan mektuplar bile aldığını söylüyor. Çünkü bu soru, şimdi herhangi bir sorununuz olmadığını, sahip olabileceğiniz şeylerin başa çıkılması gereken durumlar olduğunu fark etmenizi sağlıyor. Bunu anlamak zor olabilir ama anlarsanız sizin için pek çok şey değişecektir. Şahsen benim için kitabın bu bölümü aha dediğim andı. Bu yüzden sadece şimdiye odaklanın. Öncelikle yemek pişirirken, asansörü beklerken veya duş alırken olduğu gibi küçük egzersizlerle mevcut olmaya başlayın. Bu süre zarfında şimdiki anda daha fazla zaman geçiriyor olacaksınız. Ayrıca günde 10 dakika meditasyon yapmaya başlayabilirsiniz. Bu da zihninizin sizi nasıl kandırdığını görmenize yardımcı olabilir. Çoğu zaman kendinizi şimdiki zamanda olmadığınızda yakalayacaksınız. Şimdi de olmadığınızı fark ettiğiniz an şimdi de olursunuz. Bu farkındalık zaten büyük bir başarıdır. Son olarak bu kitabı veya başka kitapları da dinlemek isterseniz bir sesli uygulama kullanmanızı tavsiye ederim. Kişisel olarak kullanmadığım ürünleri genellikle kanalda tanıtmıyorum. Audible gerçekten tanıtılmayı hak ediyor. Ben 5 yılı aşkın süredir kullanıyorum. 30 günlük ücretsiz denemeye katılabilir ve bir sesli kitabı ücretsiz alabilirsiniz. Bugünün kitabı ya da başka bir kitap olabilir. Eğer üye olur ancak daha sonra üyeliğinizi iptal etmeye karar verirseniz tüm kitaplarınıza erişmeye devam edebilirsiniz. Bir başka harika şey de bir kitabı beğenmezseniz her zaman iade edip başka bir tane alabilmenizdir. Lütfen sesli kitapların İngilizce, Almanca, İspanyolca ve diğer birkaç dilde olduğunu unutmayın.
Yabancı bir dil öğreniyorsanız, dinleme becerilerini geliştirmek ve aynı zamanda bunun gibi harika kitaplardan yeni şeyler öğrenmek için harika bir yol olabilir. Dinleme becerileriniz ileri düzeyde değilse, anlamanızı kolaylaştırmak için anlatımın hızını azaltabilirsiniz. Kitaplarınızı işe veya okula giderken çevrim dışı olarak da dinleyebilir ve verimsiz zamanları en verimli zamanlardan birine dönüştürebilirsiniz. Eğer ilgileniyorsanız, bağlantıyı açıklamanın içinde bulabilirsiniz. Şeffaflık için lütfen bu bağlantının bir satış ortağı bağlantısı olduğunu unutmayın. Yani bu bağlantı üzerinden kaydolursanız sizi yönlendirdiğim için bir komisyon alacağım. Size hiçbir maliyeti olmayacak, bu kaliteli içerikler üretmeye devam etmek için kanala çok yardımcı oluyor. Ancak gerçekten benim bağlantım üzerinden kaydolmak zorunda değilsiniz. Sadece Google Audible'ı kullanabilir ve oradan da kaydolabilirsiniz. Umarım video faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler.